Viyana, Avusturya 1938. İkinci Dünya Savaşı öncesi. Adolf Hitler şehrin yaşam ve ölüm arasındaki kaderini elinde tutuyor. Ama bundan 30 yıl önce doğduğu günden itibaren gelici meçhul bir serseri olarak bu sokaklarda beş parasız aylak aylak dolaşıyordu. Adolf Hitler 20 Nisan 1889'da Avusturya'nın Alman sınırındaki Braunau şehrinde doğdu. Eskiden hizmetçilik yapan annesi Clara bu zayıf nahif oğlunu şımartır. Annesinin etkisiyle bir Benedikt manastırının korosunda şarkı söyleyen genç Adolf, keşiş olmaktan bile söz eder. Gümrük memurluğu yapan babası ise soğuk ve otoriter bir insandır. Adolf'un sanatçı olmak istediğini öğrenince, ne sanatçı mı, ben sağ olduğum sürece asla diye gürler. Hitler sorun çıkaran vasat bir öğrencidir. Ama öğretmenlerini suçlayarak onları yarı dili zalim insanlar diye tanımlar. 16 yaşında okulu bırakan Adolf bunu sarhoş olarak kutlar. Bundan sonraki 3 yıl boyunca serseri serseri dolaşır. Sonunda kültürü ve güzelliğiyle göz kamaştıran Viyana'nın cazibesine kapılır. Ama Hitler'e göre değildir. 4 utanç verici yıl boyunca bir serseri gibi yaşayan Hitler, yoksullar evinde barınır, yemeklerini aş evlerinde yer. Sokaklarda dolaşırken açlığın sadık koruması olmasından yakınır. Amatörce tablolar yapar ve onları satamadığı için kendini acır. Derken bir gün aniden Hitler'in kurtuluşum dediği olay cereyan eder. Büyük bir kalabalığın arasında duran Hitler, Birinci Dünya Savaşı'nın resmen ilan edilmesini dinler. Daha sonra şöyle söyler: "Dizlerimin üstüne çömeldim ve Allah'ıma şükrettim." Hitler için savaş, yıllardır süren bomboş geçen günlerden kurtulmak demektir. Daha sonra bunu şöyle anlatır: "Coşku ve kahkahalarla kendimden geçmiştim. Bir asker olarak kan dökmekten büyük zevk alır." Yaralanan Hitler bir süre hastanede yatar ve cesareti için demir haç nişanı ile ödüllendirilir. Ama asker arkadaşları sapık savaş aşkı yüzünden ondan nefret ederler. Hitler, şiddetle kaynayan savaş sonrası Almanya'ya döner. Yenilgiye uğrayan Almanlar kendilerini aşağılanmış hissetmektedirler. Gücü eline geçirmek isteyen komünist, sosyalist ve gerici grupların çatışması sonucunda ayaklanmalar ve gösteriler olmaktadır. Alman hükümetinin paralı muhbiri olarak çalışan Hitler, Alman İşçi Partisi denilen radikallerden oluşan pespaye bir grubun casusluğunu yapar. Grubu ihbar etmek yerine onlara katılır. Hitler darbe amaçlı planlar yapmayı kendi hayatındaki boşluğu dolduran bir heyecan olarak görür. Hitler acımasız, ateşli bir sokak tahrikçisidir ve kısa bir süre sonra partinin başına geçer. Partinin adı Nasyonal Sosyalist ya da Nazi Partisi olarak değiştirilir. Programı mutsuz alt sınıftan insanları çekecek bir biçimde hazırlanır. Hitler'in sözleriyle amaç zenginlerden almak ve fakirlere yardım etmektir. Yenik düşmüş bir ulusa güçlü ve yeni bir Almanya kurmaları gerektiğini söyler. Konuştuğu ya da yazdığı zaman sonsuz mücadele, egemenlik, savaş ve kan gibi kelimelerini sık sık kullanır. Lider olmak, kitleleri etkilemektir der ve kitleleri etkilemekte benim üstüme adam yoktur. Kahverengi gömlekliler diye adlandırdığı ayak takımı, kabadayı ve uyumsuzlardan oluşturduğu çete onun için kişisel ordusudur. Görevleri kafa kırmak, politik rakipleri korkutmaktır. Bu fırtına birlikleriyle Hitler, Almanya'da küçük ama tehlikeli bir politik kişi olur. Bu yeni güç duygusu Hitler'i sarhoş etmiştir. Kafasında inanılmaz bir plan şekillenmeye başlar. Sadece birkaç bin taraftarının olmasına karşın hükümeti bizzat kendisinin devireceğine yemin eder. Tüm Almanya'nın diktatörü olacaktır. 1923'te bir birahanede yapılan politik bir toplantıdan sonra Hitler fırtına birlikleriyle Münih'te bir yürüyüş yapar. Ulusal darbe başladı diye ilan eder.
ama 100 polisten oluşan bir müfreze yürüyüşü durdurur. Fiyasko ile sonuçlanan Münih komplosu Hitler'in tutuklanmasıyla sonuçlanır. Sözde diktatör ihanetle suçlanır, suçlu bulunur ve 5 yıl hapse mahkum olur. Ancak politik nüfuz sayesinde özel bir hücrede sadece 8 ay hapis yatar. Burada hapisten çıktıktan sonra yayınlanacak olan Mein Kampf, Kavgam adında tuhaf bir kitap yazar. Bu garip bir tarih anlayışı, Yahudi aleyhtarlığı ve kendisinin yalnız Almanya'ya değil, tüm Avrupa'ya egemen olma hayalinin bir karışımıdır. İlk başlarda kimse Mein Kampf'ı ciddiye almaz. Almanya Hitler'e alay konusu bir insan gözüyle bakmaktadır. O sıralarda Almanya'nın bu Charlie Chaplin bıyıklı politik kabadayı ile uğraşacak keyfi yoktur. Ama Hitler olağanüstü planını gerçekleştirmekte kararlıdır ve Nazi Partisi'ni yeniden yapılandırma çalışmalarına başlar. Kahverengi gömleklileri yoldan çıkmış hırsız, şantajcı ve katiller için özel bir sığınaktır. Onun güçlü çekirdeğini oluşturmaktadırlar. Ancak zaman içinde Hitler binlerce takipçi çekmeyi başarır. Almanya'yı eski ihtişamına kavuşturmaya ve güçlü bir ordu kurmaya söz verir. Tek güç egemenliktir der. Mücadele her şeyin özüdür. Erdem kanda yatar. Bu adamların gözünde Adolf Hitler gelecek vadeden bir insan olmaya başlamıştır. Aradan günler geçtikçe Hitler o denli istediği gücün ulaşabileceği kadar yakınında olduğunu hisseder. 38 yaşında bu gelecek vadeden adam 20 yaşındaki yeğeni Geli Rubble'a karşı çarpık bir arzu duymaya başlar. Hastalık derecesinde pozesif olan Hitler genç kızın yanından ayrılmasını ve kendi hayatının yaşamasını yasaklar. 1931 yılında bir gün genç kız intihar ederek bu mutsuz hayatına son verir. Hitler suçluluk duymaktadır ama yas tutacak zamanı yoktur. Çöken Almanya'nın kontrolünü eline geçirmek için yapılan güç savaşının içine girmesinin zamanı gelmiştir. Beş milyon işçi işsizdir. Zayıf, ılımlı bir politika izleyen hükümet bu kriz karşısında tutuk kalmıştır. Hitler bu acil durumdan yararlanarak gösteriler ve ayaklanmalar başlatır. Aynı anda Komünist Partisi de bir şiddet dalgası başlatır. Onların planı da Cumhuriyet çöktüğü zaman olaya el koymaktır. Cumhuriyet'in başkanı olan Hindenburg 84 yaşındadır. Akli yeteneklerini kaybetmektedir. Başında bulunduğu hükümet umutsuzluk verecek derecede kararsız ve bozulmuştur. Hitler'den nefret etmesine karşın hastalıklı Hindenburg tehlikeli Nazi Partisi ile anlaşma ve uzlaşmalar yapmak zorunda kalır. Hindenburg ve temsilcileriyle toplantı yaptıktan sonra Hitler artık onlar avucumun içinde diye böbürlenir. 1932'de Hitler cüretli bir adım atar. Başkanlık için Hindenburg'a karşı kampanya yapar. Ayaklanmaya ihtiyacımız yok der Hitler. Demokrasi, demokrasinin silahlarıyla ortadan kaldırılmalıdır. Ama serbest seçimlerde Almanlar, buna Hindenburg'u Adolf Hitler gibi olası bir diktatöre tercih ederler. Seçimi kaybettiği için çok öfkelenen Hitler, Cumhuriyeti alttan alta zayıflatmak ve kendi gücünü artırabilmek için şiddete başvurur. Kahverengi gömleklileri yeni bir politik ayaklanma dalgası başlatır, hatta cinayetler bile olur. Umutsuzluk içinde kalan Hindenburg yanlış bir adım atar ve kötülüğe kötülükle karşılık vermeye kalkışır. Şansölyelik gibi bir kilit göreve önce bir, ardından ikinci bir politik katil tipli adamı atar ve onlara diktatörlüğe varan yetkiler verir. Hindenburg, demir bir yumruğun ulusu kurtaracağına ve Hitler'in eline geçmesini önleyeceğine inanmaktadır. Ama yeni şansölyeler bu krizde başa çıkamayacak kadar zayıftırlar. Sonunda Hindenburg pes eder ve şansölyelik gibi kilit bir görevi Hitler'e verir. Bu şekilde Nazileri ve liderlerini kullanabileceğini ve onları kontrol altına alabileceğini düşünmektedir. Ama Hitler'in başka düşünceleri vardır. 27 Aralık 1933. Nazilerin Fırtına Birliği'nin ateşe verdiği Reichstag binası alevler içinde.
Ama Hitler bu olaya mantıklı bir suçlu bulur ve eski rakibi komünistlerin üstüne atar. Reichstag yangını ve yaşanan ulusal krizin Almanya'nın güçlü bir lidere ihtiyaç duyduğunun kanıtı olduğu uyarısını yapar. Kesin diktatörlük gücü talep eder. Ve bu kez bunları yasal olarak elde eder, hem de bunlar bizzat Alman parlamentosu tarafından kendisine verilir. Bir ulusun özgürlüğü bir zalimin eline teslim edilmiştir. Bir tarihçi şöyle der, ayak takımı başa geçti. Ama milyonlarca Alman onları eski ihtişamına götürecek olan Hitler'i selamlar. Diğerleri ise ona karşı çıkmaya korkuyordur ya da yeterince umursamıyordur. Almanya artık avucunun içindedir. Ama Hitler daha fazlasını arzulamaktadır. Kendi kendine bedeli ne olursa olsun tüm Avrupa'ya hakim olacağına yemin eder. Ein Symbol des Ewigen. Es lebe die nationalsozialistische Bewegung. Es lebe Deutschland. Diese Zukunft restlos uns gehört. Adolf Hitler, Almanya'nın diktatörüdür. Çevresine acımasız teğmenlerden oluşan sağlam bir çekirdek grup toplar. Eski bir bağımlı olan Hermann Göring, hem Almanya'nın ekonomik diktatörü, hem de hava kuvvetlerinin, yani Luftwaffe'nin başı olur. Göring, sanayiciler ve aristokratlarla samimidir ama o, Hitler'in ayak takımıyla birlikte olmayı yeğler. Propaganda Bakanı ve profesyonel Yahudi aleyhtarı Joseph Goebbels. Daha önceleri başarısız bir yazar ve sosyalist tahrikçi olan Goebbels, Hitler'in ayrılmaz gölgesidir adeta. Bir keresinde şöyle demişti: Adolf Hitler, seni seviyorum. Çünkü sen hem büyük hem de basitsin. Bunlar bir dahinin özellikleridir. Hitler'in sağ kolu olan Rudolf Hess'e, kendini derin bir düşünür sanan eski bir sokak kabadayısıdır. İdeal lider der Hess, kan dökmekten çekinmeyen, insanları gözünü kırpmadan çizmelerinin altında ezebilen bir insandır. Hitler işte bu tip insanlarla işe koyulur. Hitler! Hitler aber ist Deutschland, wie Deutschland Hitler ist! Hitler! Fikirler tehlikeli olduğu için kitaplar yakılmalıdır. Ülkenin basını ve kültürü devlet tarafından kontrol edilmelidir. Tüm politik partiler ezilmelidir. Aciz bir azınlık olan Yahudilere, Ari ırkın üstünlüğü adına zulmedilir. İşleri boykot edilir, sokaklarda dövülürler. Kamu ve profesyonel işlerden uzaklaştırılırlar. Almanya, bir kara basan ülkesi olma yolundadır. Ama pek çok Alman, artan terörü görmezlikten gelmeyi yeğler. Adolf Hitler onlara istediklerini vermektedir. O, fakirin dostu olduğunu söylemektedir. İşsizlere bayındırlık işlerinin projelerinde iş verir. Silah üretiminde iş verir. Hitler sendikaları ortadan kaldırmış, ücretleri kontrol altına almıştır. Ama çalışan erkekler artık ekonomik güvenlik içindedirler ve durumlarından memnun, özgürlüklerini teslim ederler. Sanayiciler Hitler'e dört elle sarılırlar. Çünkü onlara sözler verilmiştir ve şimdi Nazi savaş makinesinin inşasından büyük karlar elde etmektedirler. Almanya iyi günlerin tadını çıkarmaktadır. Pek az Alman artık Avrupa'ya doğru harekete geçmeye hazır, politik bir gangsterin arkasında yer aldığını unutmuşlar. Mart 1936. Küçük bir Nazi birliği, Versay Anlaşması ile silahtan arındırılmış olan Ren Sanayi Bölgesi'ne yürür. Hitler'in bu blöfü kendisi için kötü sonuçlar doğurabilirdi.
Fransız ve İngilizlerin onu durduracak kadar güçlü olmakta kalmayıp, kendisini ve tüm 3. Reich'ını da kolayca ezebileceklerini biliyordu. Ama tıpkı Hitler'in umduğu gibi, birlikleri herhangi bir direnişle karşılaşmadı. Fransız ve İngilizler, girselerdi kolayca kazanacakları bir savaşa girme riskine sıcak bakmıyorlardı. Ren başarısıyla coşan Hitler, İtalya'nın diktatörü Benito Mussolini ile buluşur. Hitler, birlikte cüretli bir askeri maceraya girebileceklerini ve savaş ganimetlerini paylaşabileceklerine Mussolini'yi ikna eder. İtalya'yı kendine müttefiki alan Hitler, bir sonraki hamlesini yapmaya hazırdır. 1937 kışında Adolf Hitler yüksek komutası ile gizli bir toplantı yapar. Onlara Avrupa'nın üstüne yürüme kararını açıklar. Generalleri çok şaşırmışlardır. Almanya'nın hala çok zayıf olduğu, İngiltere ile Fransa'nın Alman ordusunu kolayca ezebileceği konusunda onu uyarırlar. Ama Hitler bu arzusunu daha fazla kontrol edecek durumda değildir. 13 Mart 1938. Hitler'in orduları aciz Avusturya'ya girer. Yine İngiltere ile Fransa bir şey yapmazlar. Hitler artık durdurulamayacağından emindir. ...30 yıl önce başarısız olduğu Viyana'ya muzaffer bir şekilde girer. Şehirden öcünü alıyordur. Adolf Hitler, tüm Avrupa'nın onun yüzünden savaşın eşiğine geldiğini bilmekte ve bundan sapıkça bir gurur duymaktadır. Münih, 29 Eylül 1938. İngiltere ve Fransa ümitsizce barışı korumaya çalışırlar. İngiliz Başbakanı Neville Chamberlain ve Fransız Başbakanı Edward Daladier Hitler ve Mussolini ile buluşmaya gelirler. Hitler Sudet'in kendisine verilmesini ister. Bu Çekoslovakya'nın neredeyse 1/3'üdür. Yoksa savaş olur diye onları uyarır. Chamberlain ne pahasına olursa olsun çatışma istememektedir ve uzun aylar süren tavizlerin sonunda Çekoslovakya'yı Kurtların eline teslim eder. Hitler'in fetih açlığı artık tatmin olmuştur. Chamberlain, Hitler'in gizliden gizliye onun için küçük solucan dediğini bilmeden Londra'ya döner. Chamberlain, ulusuna ve dünyaya şöyle der. Dostlarım, Almanya'dan Downing sokağına onurlu bir barışla dönüyorum. Artık bizim dönemimizde barışın hüküm süreceğinden eminim. Chamberlain. Dün öğleden sonra Herr Hitler'le uzun bir konuşma yaptım. Açık açık konuştuk. Ama dostça bir konuşma oldu. Her ikimizin de diğerinin kafasından neler geçtiğini tam olarak anlamış olduğunu bilmek beni tatmin ediyor. Çekoslovakya sorununun halledilmesi benim görüşüme göre tüm Avrupa'nın huzur bulacağı daha geniş kapsamlı bir anlaşma sürecinin sadece başlangıcıdır. In which all Europe may find peace. Ancak korkunç bir karanlık hızla Avrupa'nın üstüne çökmektedir. Hitler'le genişleme planları arasındaki son gerçek askeri tehdidi Sovyetler Birliği oluşturmaktadır. Bu nedenle 1939 Ağustos'unda Stalin'le dünyayı şaşkına çeviren saldırmazlık paktını imzalar. Bu pakt Hitler'e en cüretli hamlesini yapma rahatlığı sağlayacaktır.
Alman ordusu Polonya'ya saldırır. Bu tarihteki en korkunç savaşın başlangıcıdır. Adolf Hitler, halkına Almanların en üstün ırk olacağını ve onları çelik gibi taktiklerle yücelteceğini söyler. Üçüncü Reich der, 1000 yıl yaşayacak. Adolf Hitler, şimdi çılgınca bir yola baş koymuştur. Avrupa'nın tümünü fethetmelidir, yoksa hem kendisi hem de Üçüncü Reich yok olacaktır. Nazi Blitzkriegleri Polonya'yı yakıp yıkıyorlar. Daha önceleri Avusturya ve Çekoslovakya'yı almak için Adolf Hitler tehditler savurmuş, şantaj yapmış ve aslı olmayan barış sözleri vermişti. Ama şimdi generallerine yeni başarılar artık kan dökmeden elde edilemez diyordu. Polonya'nın hızlı düşüşünden sonra Hitler yüksek komutasıyla toplanır. Onlara, hiç kimse benim elde ettiklerimi elde edemedi. Reich'ın kaderi yalnız bana bağlı der. Alman ordularının Avrupa'ya girmesini emreder. Fransa ve İngiltere'nin ele geçirileceğini söyler. Ama önce Danimarka, Norveç ve Hollanda fethedilmelidir. Hitler bu ülkelerin üzerine tahrip gücü yüksek mekanize savaşlar başlatır. Bu üç küçük ülke 1940 yılının baharında daha fazla dayanamazlar. Bunun üzerine Nazi panzer birlikleri Belçika'ya girerler ve ilk kez burada karşılarında Fransız ve İngiliz birliklerini bulurlar. Artık savaş Avrupa'nın tümünü sarmaya başlamıştır ve müttefiklerin orduları Almanların saldırısı altında ezilirler. 300 binin üstünde Fransız ve İngiliz askeri sırtlarını Manş denizine vermiş bir vaziyette Dunkirk kumsalında kapana kısılana kadar geri çekilirler. Luftwaffe'nin başı olan Hermann Göring, Dunkirk'te kuşatma altına alınan askerleri öldürmenin gururunu yaşamak ister. Hitler'den izin ister ve bu izni alır. Luftwaffe görevini yerine getiremez. Acımasızca bombalamalarına karşın düşman deniz yoluyla kaçmayı başarır. Ama yenilginin şaşkınlığını yaşayan Fransa, Polonya ve Norveç kadar hızlı bir şekilde teslim olur. Şimdi Paris'te bahar. Yıl 1940. Hitler, Fransızları aşağılayarak onlarla Almanya'nın 1. Dünya Savaşı sonrası teslim olmayı kabul ettiği tren vagonunda ateşkes imzalar.
Bu sahne gazeteci William L. Schneider tarafından da izlenir. Hitler'in yüzü diye yazmıştır. Küçümseme, öfke, nefret, öç ve zafer duygularıyla yanıyordu. Hitler bunu hayatımın en büyük hassas anı diye tanımlar. Hitler yeniden Luftwaffe'sine döner ve hava kuvvetlerine İngiltere'yi bize getirmesini emreder. Ve Nazi saldırılarının altında sarsılır. Ancak İngiltere Savaşı'nda durumlar değişir. Sayıca az olmasına karşı Kraliyet Hava Kuvvetleri güçlü Luftwaffe'ye kafa tutmaya başlar. Naziler büyük kayıplar yaşamaya başlar. Hava Kuvvetleri İngiltere'yi kurtarır. Winston Churchill şöyle der: şimdiye kadar hiçbir çatışmada hiç bu kadar çok insan, bu kadar az insana bu kadar çok borçlu olmamıştı. Durumun değişmesi Hitler'i çok şaşırtır. O çabuk kazanılan başarılara alışkındır. İngiltere'nin fethinin bekleyebileceğine karar verir. Bunun yerine doğuya yönelir, Sovyetler Birliği ile yaptığı saldırmazlık paktını bozacak ve Rusya'yı benzeri görülmemiş, acımasız ve amansız bir insafsızlıkla işgal edecektir. Dünya nefesini tutacak dedikler. Alman orduları Sovyetler Birliği'ni kasıp kavurmaya başlarlar. Moskova ve Leningrad'a doğru ilerlerler.
Amerika Birleşik Devletleri'ne savaş ilan eder. Alman ulusu der, sadece hakkı olanı istiyor. Binlerce Churchill ve Roosevelt arkamızdan komplolar kursalar bile bu yaşama hakkımızı güvence altına alacağız. Bir zamanlar Luftwaffe'sine korunması sivilleri hunharca öldürmesini emreden Fatih, şimdi İngiltere, Sovyetler Birliği ve Birleşik Devletler'in toplu gücüyle karşı karşıyadır. Ve Adolf Hitler hayatı için savaştığını anlamaya başlar. Adolf Hitler iki ayrı cephede savaşmaktadır. Sovyetler Birliği'nde ve Kuzey Afrika'da. Savaşın baskısı etkisini göstermeye başlamıştır. Saçları ağarmaya başlar. Arkadaşı Goebbels'e baş dönmesi krizleri yaşadığını söyler. Hitler'in Kuzey Afrika seferi konusunda endişeleri vardır. General Rommel'in Afrika birlikleri büyük başarılar kazanmaktaydılar ama şimdi çöl tilkisinin başı derttedir. Silah ve cephanesi azalmaktadır ve Hitler büyük bir hata yaparak ona takviye göndermeyi reddeder. Rommel geri çekilmek ister ama Hitler şöyle bir emir verir askerlerine. Bunun sonunda onları ya zafer ya da ölümün beklediğini göstermenin başka yolu yok. Almanya çöldeki savaşı kaybeder. Ve bu da Adolf Hitler'in sorunun başlangıcı olur. Hitler bundan sonraki felaketi Stalingrad'da yaşar. Kızıl Ordu ve Rusya'nın kışı Alman ordusunu çok kötü bir biçimde etkiler. Hitler'in başkomutanı ona acil bir mesaj gönderir. Askerlerin cephanesi kalmadı. Daha fazla savunmanın anlamı yok. Çökmemiz kaçınılmaz. Ama Hitler Almanya'daki karargahından buna teslim olmanızı yasaklıyorum. Son adamınıza kadar durumunuzu koruyun cevabını verir. 90 bin Nazi askerinin Stalingrad'da teslim olduğunu öğrendiği zaman Hitler şöyle der. Son kalan kurşunları ile kendilerini vurmaları gerekirdi. Amerikan askerleri Avrupa'nın yumuşak karnı diye tanımladıkları bölgeyi istila ettikten sonra Haziran 1944'te Roma'yı kurtarırlar. Şimdi Hitler, müttefiklerin bir sonraki darbesini hazırlamaktadır. Bunun Fransa'nın Manş Denizi kıyısında bir yerde olmasını beklemektedir. Alman ordusunun bu saldırıyı kolayca geri püskürtebileceğinden emindir. Kıyı boyunca savunmasını hazırlamaya başlar. Ve Hitler büyük bir gururla burada kurduğu barikata delinmez Atlantik Duvarı adını verir. Haziran 1944. Normandiya'nın istilası. Yanlış bilgilendirme ve kararsızlık yüzünden Alman yüksek komutası tarihte görülmemiş büyüklükteki istila donanmasını geri püskürtemez. Bu meşhum günün ortasında Hitler'e Berchtesgaden'de istila ile ilgili briefing verilir. Hitler gülünç emirler verir. İstilacılar akşama kadar denize dökülmelidir der. Ama bunu izleyen günler içinde 300 binin üstünde müttefik askeri karaya çıkar. Hitler's
Hitler'in delinmez Atlantik duvarı çökmüştür. Büyük günün hemen ardından Führer yüksek düzeyli bir toplantı yapar. Farkında değildir ama Alman subaylar arasında savaştan bıkmış ve Hitler'den nefret eden bir grup vardır ve bunlar o gün öğleden sonra ona suikast düzenlemeyi planlamaktadırlar. Bir savaş kahramanı Hitler'in ayağından 2 metre uzakta duran evrak çantasının içine zaman ayarlı bir bomba koymuştur. Ancak bir başka subay kazara evrak çantasını Hitler'in yanından alır. Bu patlamada odada bulunan subayların çoğu ya ölür ya da kötü bir biçimde yaralanır. Ancak Hitler ciddi yanıklar ve kısmen felçli bir kolla kurtulur. O gün öğleden sonra Mussolini ile buluşan Hitler ona, ölümden kurtulduğuma göre hizmet ettiğim büyük davanın iyi bir şekilde sonuçlanacağından eminim der. Mussolini de Hitler'e, bugün burada olanlar bana yeni bir cesaret verdi diye karşılık verir. Bu son buluşmaları olur. Bir yıl içinde Mussolini'nin topuklarından asılı cesedi Milan sokaklarında görülecektir. Hitler'e suikast yapmaya kalkışanlar halk önünde yargılanırlar. Savcı, kendi savunma avukatları, hatta daha sonra küfürbaz manyak diye tanımlanacak yargıç bile onlara karşı saldırgan davranır. Und werden Sie hier nicht unverschämt. Mit Ihnen werden wir fertig, Firma. Sie sind nicht berufen, hier Sie ein Urteil anzumaßen, wo Sie nur dazu da sind, sich auf die Äußerung, auf die Verräter. Davalılar, Nazilerin kötülüklerine bir son vermek için Hitler'i öldürmek istediklerini anlatırlar. Hier in der Einstellung gegenüber den Polen praktisch erlebt habe. Das ist eine wesentliche Gedacht an die vielen Morde. Morde? Küstahlık etmeyin der yargıç. Sizin gibilerinin icabına bakacağız. Ja, also UKH. Yargıç onlara serseri ve hain der. Hitler onların davarlar gibi asılmasını emreder. Yani et çengellerine asılı piyano teliyle. Hitler'in vahşetinin temposu artmaya başlar. Toplama kampları 5 milyon Avrupalı Yahudi ve diğer istenmeyenler için ölüm fabrikalarına dönüşmüştür. Kendi içlerinde cereyan eden bu vahşete duyarsız kalırlar. 1944'te Hitler'le birlikte 35. yaş gününü kutlarlar. Çoğunu gözleri kapalı sonuna kadar takip edeceklerdir. Müttefiklerin orduları Hitler'in 3. Reich'ine yaklaşmaktadırlar. İngiliz ve Amerikalılar batıdan, Ruslar doğudan. Hitler kapana kısılmıştır. Almanlar 1944'ün kışında karşı saldırıya geçerler. Balt Savaşı Hitler'in son umutsuz kumarıdır. Kaderi biz tayin edeceğiz der. Ama bu son kumarını kaybeder. Müttefiklerin orduları Ren üstünden geçip Almanya'ya girmeye başlarlar. Hitler yeni karargahını Berlin'deki şansölyeliğin altındaki yeraltı sığınağına kurar. Nihayet metresi Eva Braun'la burada evlenecektir. Bu arada birkaç kere sinir krizi geçirmiştir.
Bir Alman subayı yüzü ve gözleri tümüyle tükenmişliğin izlerini taşıyordu. Tüm davranışları bunak bir insanınkine benziyordu diye anlatır onu. Kızıl Ordu Berlin'in dış mahallelerine girer. Hitler'den birkaç kilometre uzaklıktadır artık. Yer altındaysa Hitler son vasiyetini yazar. Sonra Führer o güne kadar yaptıklarını düşünür ve şerefli ve kahramanca bir mücadele diye tanımlar. Mutlu bir yürekle ölüyorum der. Sovyetlerin topları yeraltı sığınağının üstündeki şansölyeliği yerle bir eder. Ertesi gün Rus askerleri Hitler'in sığınağının bir blok ötesine kadar gelirler. Yukarıda sokak savaşları sürerken Hitler'le Eva yer altındaki bir odaya çekilirler. Makine tüfeklerin sesi kulaklarında çınlarken Eva Braun zehir içer, Hitler ise ağzına bir tabanca sokup tetiği çeker. Şansölyeliğin paramparça olmuş duvarlarının ardında Adolf Hitler'le eşinin cesetleri yakılır. Hitler cani mesleğine daha yeni başladığında işbirlikçisi Joseph Goebbels bir kehanette bulunmuştu. Bir kere gücü elimize geçirdiğimiz zaman demişti, ondan asla vazgeçmeyeceğiz. Ölülerimizi alıp götürmeleri gerekecek. Joseph Goebbels haklıydı.